Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Denemelerimizi kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda AYT denemesini paylaşmıştım. Şimdi geldik TYT denememize. İlk konulardan seçtim. Ee, bakalım durumlar nasıl. Ee, sizler için oynatma hissesini hazırlamıştım. Hem TYT hem AYT'de. Ona mutlaka göz atmalısınız. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen ilk sorumuzdan başlıyoruz. İlk sorumuz uygarlık tarihi ile ilgili. Bakalım. Şöyle yapalım. Tamamdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakıyoruz. Yunan şehir devletleri tanrıları adına düzenledikleri spor müsabakalarında kültürel etkileşim yaşamışlardır. Tamam. Şimdi ne gibi yorumlar yapabiliriz? Siyasi birlik yoktur. Doğru mudur? Doğrudur. Nereden çıkarabiliriz? Şehir devletlerinde yani sevgili arkadaşlarım şehir devletleri varsa siyasi birlik yoktur. Bunların başında Sparta ve Atina gelmektedir değil mi? Eğer bunlar tek çatı altında toplanırsa siyasi birlik sağlanır. Çok tanrılı inanç var mıdır? Vardır. Tanrılar adına zaten Yunan mitolojisini az çok hepimiz biliyoruz. Zeus, Poseidon, Ares gibi değil mi? Tamamdır. Devletler arası savaşlar yaşanmıştır. Olimpiyatlar savaşlar için değildir. Kültürel birlik içindir. Kültürel etkileşim içindir. O yüzden bunu eliyoruz. Cevabımız burada değişikliği olacaktır. Gelelim ikinci sorumuza. İslamiyet öncesi Türk tarihi. ilk ve orta çağlarda Türk dünyası. Orta Asya Türklerinde işlenen suçlara verilen cezalara uzun süreli olmamasının nedeni yaşadıklardan aksır. Yani e, cezalar neden kısa süreli? Hapis cezaları neden kısa süreli? Aşkına baktığımızda devlet örgütlenmesini gerçekleştirememelir. Hayır çoğu devlet devlet örgütlenmesini gerçekleştirdi. Bunların başında Asya Hun devleti geliyor. Maniheizm dinini benimsemeleri. Maniheizm dinini benimseyen biliyorsunuz ki Uygurlardı. Zaten bu dini benimsedikten sonra yerleşik hayata geçeceklerdi. Ve... Bununla alakalı bir durum yoktur. İpek yolu için Çin'le mücadele etmeleri ticaret içindi. Bunu da ele alamayız. Atlı göçebe kültürüne sahip olmalarını bırakalım mı? Bırakalım. Orduda onluk sistemi getiren zaten e, Metehan'dı. Bununla da alakalı bir durum yoktur. Atlı göçebe kültüre sahip oldukları için hapi cezaları kısa süredir. Ve bununla beraber temel geçim kaynakları ne olacaktır? Hayvancılık olacaktır. Cevabımız D değişik. Göçebe ile yerleşik hayatı karıştırmıyoruz. ÖSYM tarafından tercih ediliyor. Dikkat edelim. İslam tarihine bakalım. Şöyle. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Talas Savaşı ile İslamiyetle tanışan Türkler zamanla kitleler halinde Müslüman olmuşlar. Abbas Devleti'nde orduda ve devlet yönetiminde görev almışlardır. Biliyorsunuz ki Emeviler döneminde mevali politikası izleniyordu. Ve Türkler İslamiyet'e yanaşmıyordu kolay kolay. Değil mi? Ancak Abbasi'de tam tersi bir durum oldu. Abbasiler ve vali politikası yerine ümmetçi bir politika izledi. Yani eşitlik, değil mi? Şimdi aşkına baktığımızda Abbasiler Türklerin askeri yeteneklerinden yararlanmış mı? Yararlanacak. Hatta onlar için Avasım ve Samarra şehirleri kuracak, değil mi? Tamamdır. Savaşlar toplumlar arasında kültürel iletişim sağlar mı? Sağlar. Talas Savaşı ile İslamiyetle tanışmışlar. Tamam. Abbasiler ümmetçi politika uygulamışlardır. Mevali değil. Peki şimdi mevaliyi yazdık da bazı arkadaşlar der hocam mevali ne ya? Mevali emevilerin uygulamış olduğu bir politikadır. Yani Arap olmayan Müslümanların ikinci plana atılmasıdır. Ama Abbasilerde böyle bir durum yok. Abbas yönetiminde görev alan Türkler, göre, görev alan Türk valiler bağımsız. Bunu bırakalım. Türklerin Türklerin teşkilatçı özellikleri İslam devletinde de kullanılmış mı? Kullanılmış. Hem orada da hem devlet yönetiminde görev vermişler. Ancak sevgili arkadaşlarım D şıkkı bize direkt sonucu veriyor. Ve soru da bizden sonucu istemiyor. Sadece yorum yapmamızı istiyor. Anlaştık mı? Cevabımız D şıkkıdır. Türk İslam tarihine bakalım. Bu durumun ortaya çıkmasında Karahanlıların aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Karahanlılar İslamiyet'i 10. yüzyılda kabul etmişlerdir. Kendilerinden daha önce kurulmuş olan Torunoğulları ve Eşitler gibi Türkistan devletleri olmasına rağmen tarihteki ilk, ilk Türkistan devleti kabul edilmektedirler. Yani neden Karahanlılar ilk Türkistan devleti kabul ediliyor? Öncelerinde Torunoğulları ve Akşitler kurulmuş zaten Torunoğulları Ahmet ve Muhammed Bin Togaş tarafından. Peki neden? Çünkü sevgili arkadaşlarım. Torunoğulları ve Akşitler'de yöneticiler Türk, halk Arap'tı. O yüzden iki devlet kısa sürede yıkıldı. Ancak Karahanlılara baktığımızda ise Karahanlılar da hem yönetici Türk hem halk Türk'tü. Ve bundan dolayı da resmi dil de Türkçeydi. O yüzden ilk Türk İslam devleti olarak kabul edilir. Şimdi aşkına baktığımızda Hakaniye ilçesini kullanmaları e, bununla alakalı bir durum değildir. Ki zaten Karahanlılar Uygurların etkisinde kalacaklardı bunu biliyoruz. Türkistan dünyasının ilk yazdığı eserlerini vermeleri e, tamam. Doğrudur. İlk yazılı eserler verildi. Bunların başında Kutatku birik geliyor. Ama bizden onu istemiyor. Ülkeyi Doğu Batı şeklinde iki elmaları Uygur etkisinde gösteriyor bize. Eski Türk anlayışı. Halkın tamamının Türklerden oluşmasını bırakalım. Ribat adı veren, verilen kervansaraylar inşa etmeleri ticaret içindi. Kervansaray ne demek? Tüccarların konakladığı yer demekti değil mi? O yüzden ne yapıyoruz? Bunu da eliyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Ne dedik? Hem yönetici Türk hem halk Türk. O yüzden ilk Türk İslam devleti olarak kabul edilir. Torunoğulları ve kısa sürede neden yıkıldı? Sınav sorusu dikkat ediyoruz. Yöneticiler Türk, halk Arap olduğu için kopukluk olacak değerli arkadaşlarım. Aynı dili konuşmazlarsa. Ama Osmanlı 600 yıl idare etti değil mi? Görüyor musunuz başarıyı? Devam edelim. Hem de sadece Araplardan da oluşmuyordu Osmanlı. Birden fazla vardı. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz? Haçlarla yapılan Nibolu zaferinin kazanılması sonucunda Osmanlı Devleti'nin İslam bünyesi bünyesindeki etkisi artmış. Abbasi Halifesi Yıldırım Beyazıt da Sultan-ı İklim-i Rum unvanını vermiştir. Yani Anadolu diyarının sultanı. Nibolu Savaşı. Tarihimiz 1396 değil mi? Yıldırım Beyazıt Haç şövalyelerini bozguna uğratıyor. Hatta büyük devletlerle Osmanlı'nın ilişkisi bu savaşta başlıyor. Şimdi aşıkına baktığımızda Osmanlı'ya karşı Hristiyan Birliği kurulmuş mu? Kurulmuş. Haçlar. Tamamdır. Dini liderliğin Yıldırım Beyazıt'a geçti. Bunu bir bırakalım. ÖSYM sürekli bizleri düşürmeye çalışıyor. Şu kelimelerle birazdan geleceğim. Nibolu Savaşı'nı Osmanlıları kazandı. Yıldırım Beyazıt kazanmış ve Sultan-ı İklim Rumlu verilmiş. Osmanlı topraklarının tehdit altında olduğunun şöyle bir durum vardı. İstanbul'u kuşatırken Haçlar saldırıya geçti. O yüzden de zaten tehdit altındaydı. Osmanlı Devleti'nin cihat anlayışına hareket etti. Ne demek cihat? Din uğruna yapılan savaş demektir. Cihat da cihanı bazı arkadaşlarım karıştırabiliyor. Cihat din uğruna yapılan savaş iken cihan dünya hakimiyetidir. Örnek verelim Timur ile Yıldırım Beyazıt arasındaki mücadele. Değil mi? Şimdi sevgili arkadaşlarım dini liderlik Yıldırım Beyazı da geçmedi. Böyle bir durum yok. Bakın dini liderlik Abbasilerde kalıyor. Tıpkı Tuğrul Bey'e verilen unvan gibi. Mesela halife Tuğrul Beyan günvanı verdi. Doğunun ve batının sultanı. Ona siyasi güç geçti. Dini güç halifede kaldı. Anlaştık mı? Birbirinden ayrılıyor yani. Burada da Yıldırım Beyaz da dini liderlik geçmemiş. Sadece ne yapmış? İslam dünyasını korumuş. Cevabımız burada ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Denememizin sonuna geldik. Eminim ki 5'te 5 beş yapmışsınızdır. Ee, sizlere güzel bir deneme alınmak istedim. Paylaşımlar gelmeye devam edecek. Dediğim gibi e, YKS'ye ağırlık vereceğim. Beğenmeyi unutmuyoruz. 5'te 5 yapanlar yorumda yürütüyor. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.